Merhaba arkadaşlar. Bu videoda istatistik, veri bilimi, veri madenciliği, yapay zeka ve makine öğrenmesi gibi alanlarda ilk önce çalışmaya nasıl başlanmalı ve hangi kaynaklardan faydalanılmalı, nasıl bir yol izlenmeli bunlardan bahsedeceğim. Baştan belirtmekte fayda var. Önerilerimin hepsini yabancı kaynaklar oluşturmaktadır. Mutlaka önerilebilecek Türkçe kaynaklar da vardır ama ülkemizdeki yayıncılık anlayışının maalesef çok değerli kitapların çıkmasını önündeki en büyük engel olarak görmekteyim. Belki bu anlayışın ileride değişmesiyle çıkmayı bekleyen onlarca değerli kitap hızlı bir şekilde raflarda yerini alır. Tekrar konumuza dönecek olursak yapay zeka, veri madenciliği ve veri biliminin temelini İstatistik ve istatistiğin de temelini matematik oluşturur. Dolayısıyla bu alanda çalışacak olanlara en önemli tavsiye çok iyi matematik bilmeleri gerektiğidir. Matematiği sevmeyen birinin yapay zeka, veri bilimi gibi alanlarda çok başarılı olacağını söyleyemem. Bunun için ilk başlanılması gereken kaynak matematik ve devamında ayrık matematik olmalıdır. Ayrık matematik konusunda benim düşünceme göre en iyi kitap Rosen'in kitabıdır. Bu kitap matematiksel kavramlara bilgisayar bilimine doğru uzanan yolda nasıl ihtiyaç duyulduğunu çok iyi bir anlatımla sunar. Daha sonra kaynak incelemesi adına istatistik bilimine gelinmelidir. İstatistiğe girişten çok detaylı anlatıma kadar geniş bir yelpaze sunması bakımından All of Statistics kaçırılmayacak bir kitaptır. Wasserman'ın bu konuda gayet iyi iş çıkardığını düşünüyorum. Devamında öğrenme teorisi ile istatistiği harmanlama anlamında The Nature of Statistical Learning Theory kitabına bakılabilir. İstatistiksel öğrenme ve genelleme teorisinin arkasında yatan temel fikirleri anlama açısından önem arz etmektedir. Veri bilimi, veri madenciliği ve yapay zeka konularına geçmeden Temel anlamda programlama bilgisinin yeterli bir düzeyde olması gerekmektedir. Günümüzde veri bilimi ve yapay zeka alanında sayısız kütüphane ve tool yazılan bir dil olması ve kolay öğrenilebilir olması nedeniyle Python programlama dilini temel programlama mantığını anlamak açısından öneririm. 1 milyon üzerinde satış rakamına ulaşabilmiş ve dili gayet sade olan Python Crash Course kitabını ve bunun devamında özellikle Pandas Numpy kavramlarını öğrenebilmek adına Python for Data Analysis kitabını öneriyorum. Bu noktadan sonra süreç veri bilimi, veri madenciliği ve yapay zeka olarak takip edilmelidir. İstatistiksel çıkarım, regresyon, modelleme gibi temel kavramları çok iyi şekilde anlatan Doing Data Science kitabını, kavramları pekiştirmek açısından Foundation of Data Science kitabını ve bonus olarak da Data Science Thinking kitabını önerebilirim. Bir kural tabanlı ya da zeki modelin çalıştırılabilmesi için genelde veri ön işlemleri gereklidir. Ya da veri içerisinden bilgi çıkarımı için veri işleme başvurulacak yollardandır. Bu noktada veri madenciliği yöntemleri devreye girer. Günümüzde boyutunun ölçülemeyecek bir noktaya geldiği ve bu yığınla verinin doğrudan kullanılamayacağı ve bilgiye dönüştürülmesi gerektiği bilinmektedir. Dolayısıyla veri madenciliği konusunun detaylıca incelenmesi, hangi veriye ne tür işlemlerin uygulanması gerektiği, eksik veya hatalı veride nasıl davranılması gerektiği öğrenilmelidir. Veri madenciliği alanının öğrenilmesi için tavsiye edeceğim iki önemli kaynak bulunmaktadır çeşitli uygulamalarda kullanılan veri veya bilgilerin işlenmesi için teoriler ve yöntemlerin anlatıldığı Data Mining Concepts and Techniques kitabı, verileri hazırlamak, çıktıları yorumlamak, sonuçları değerlendirmek ve başarılı veri madenciliği yaklaşımlarını anlayabilmek için Data Mining Practical Machine Learning Tools and Techniques kitabını öneriyorum. İlk önerdiğim veri madenciliği kitabı veri madenciliğinde temel kavramlar ve tekniklerden bahsederken İkinci önerdiğim bu temel kavramlardan makine öğrenmesine bir köprü kurmaktadır. Bilgi teorisi, hesaplamalı öğrenme teorisi ve özellik çıkarımı ile ilgili merak edenler bu listelenen kitaplara bakabilir. Tek çeşit veri olmadığı gibi tek çeşit yöntem de bulunmamaktadır. Dolayısıyla bilgi, öğrenme ve çıkarım önemli aşamalardır. Buraya kadarki süreç tamamlandıktan sonra Makine öğrenmesi ve yapay zeka alanına geçiş yapılabilir. Tabii ki burada doğrudan en karmaşık konulara, derin öğrenmeye bir anda dalmak doğru değildir. Özümseyerek gerekirse en basitinden başlayarak ilerlenmelidir. Temel kavramların oldukça iyi anlatıldığı Kevin'in kitabı Probabilistic Machine Learning'den başlanabilir. Ben çok fazla detayla uğraşamam. Bana sadeleştirilmiş bir kitap lazım diyorsanız, her ne kadar isminde 100 sayfalık kitap geçse de 150-160 sayfada makine öğreniminin temelini vermeye çalışan kitabı düşünebilirsiniz. Örüntü tanıma için faydalı olduğunu düşündüğüm Bishop'un Pattern Recognition and Machine Learning kitabını, ikinci sırada da Richard'ın Pattern Classification kitabını, optimization için Optimization for Machine Learning kitabını öneririm. Günümüzde oldukça popüler olan derin öğrenmeye buraya kadar bahsettiğim temel kavramlar anlaşıldıktan sonra geçiş yapılmalıdır. Günümüzde hiçbir bilgiye sahip olmadan sadece birkaç video izleyerek, bazı kod satırları kopyalanarak model oluşturulmaya çalışılmakta fakat sonuçların yorumlanması, doğru metodun seçilmesi gibi konular havada kalmaktadır. Bundan dolayı mutlaka temel kavramlar öğrenilip derin öğrenmeye geçiş yapılmalıdır. Başlangıçtan belli bir seviyeye kadar gelmenizi sağlayacak Pablo Rivas'ın kitabını okumaya değerdir. Spesifik konularda kendini geliştirmek isteyenler için burada bazı kaynakları vermek istiyorum. İşin nihayetinde kodlama yardımıyla model tasarımı ve uygulaması gerekebilir. Kodlamanın yapay zeka ile birleştirildiği bazı kitapları burada anmakta fayda görüyorum. Interpretable Machine Learning with Python kitabını Python Machine Learning kitabını, TensorFlow for Deep Learning kitabını, Hands-on Machine Learning with Scikit-learn, Keras ve TensorFlow kitabını önerebilirim. Bunların dışında güncel gelişmeleri takip etmek adına akademik makaleleri, etkinliğini ispatlamış kursları ve blog yazılarını okumakta fayda görüyorum. Son olarak ücretli ücretsiz bazı araçları buraya bırakıyorum. Daniel'ın da dediği gibi bilgi olmadan veriye sahip olabilirsin ama veri olmadan bilgiye sahip olamazsın. Veriyi bilgiye dönüştürebildiğimiz başarılı çalışmalarda görüşmek dileğiyle.